Evet sevgili seyirciler, az önce de söyledim. Biz hakikaten bugün çok mutluyuz çünkü CNN Türk olarak dünyanın en ünlü aşçılarından birinin elinden çıkan bir yemeği yeme şansına sahibiz. Ama istiyoruz ki bu şansa sizi de buluşturalım. Kimden bahsediyoruz? İtalyan bir şef bu. Gianfranco Chiarini. Am I translating the correct? Doğru mu? Telaffuz ettim adınızı. Kusursuz bir telaffuz oldu. Teşekkürler. Siz de hoş geldiniz efendim. Şimdi ben biraz let me first of all talk with the beautiful lady. İsterseniz bu güzel hanımefendiyle sizden biraz bahsedelim, daha sonra sizle devam edelim. Sizin de biraz şefimiz hakkında konuşalım. Çünkü şefimize siz kimsiniz anlatın bize demek olmaz. Ama ne kadar önemli ve iyi bir şef olduğunu sizden dinlemek istiyoruz. Evet, Gianfranco Chiarini aslında çok ünlü bir şef ve çok değişik ülkelerde değişik tecrübeleri var. Michelin yıldızlı restoranlardan kraliyet mutfaklarına kadar giden ve dünyanın da aslında birçok ülkesinde bir tecrübesi var. Biz de aslında Dünya Lezzetleri projesi çerçevesinde pek çok ülkeden pek çok önemli konuğu bir araya getirmek için aslında Türkiye'ye çalışıyoruz ve bu çalışmalar sırasında kendisiyle tanıştık. Hem tecrübesiyle hem İtalya'yı temsilen yaptığı şeylerle hem de aslında deneyimsel, yani bu moleküler mutfak anlamında da onun dışında farklı denemelerle bütün farklı mutfakları da bir araya getirip aslında İtalya'nın farklı bir şekilde ortaya çıkması ile ilgili çalışmalarıyla da çok öne çıkıyor. Kendisi anlatacaktır diye düşünüyorum zaten detaylı. Çok öne çıkan bir isim. Bence o yüzden de yarın akşam önemli bir davetimiz var. Miami'de gerçekleşecek. Orada da çok olağanüstü lezzetlerle tanışacak İstanbullular diye düşünüyorum. Evet, ne kadar şanslı İstanbullular var aramızda diye bunu söylemek lazım. Again, welcome to Turkey. Bir kez daha hoş geldiniz Türkiye'ye. Programımıza da hoş geldiniz. Bu sizin kitabınız. Is this the only book or bu, one of your books? This is a yazdığınız trilogy, tek kitap mı yoksa onlardan bir tanesi mi? Aslında bir üçleme, 3 yıl önce başladık. Gelecek yılda bir sonraki kitap çıkacak ve daha sonra 2013'te çıkacak. 2000 baskı var ve bu kitap İtalya'nın, İtalyan mutfağı ve diğer mutfakların bir kombinasyonu. Yani İtalya'dan bütün dünyaya diğer mutfaklarında anlaşılması için yapılmış bir eser diyebiliriz. Şimdi Türkiye ile ilgili sayfalara geliyoruz. Mesela bize bu sayfadan söz edin. Burada daha çok Türkiye'deki süt peynirleri kullanıyoruz. Bir de temel malzemeler var. Sufle mesela. Ve daha sonra da deneyimsel mutfak, moleküler mutfak dediğimiz tarzda da başka tatları bir araya getiriyoruz. Çok enteresan. Peki bunları evde yapabilir miyiz? Evde deneyebilir miyiz bu kitabı kullanarak? Evet, kesinlikle emin misiniz? Evet, kesinlikle yapabilirsiniz. Deneyebilirsiniz. Karmaşık görünüyor. Çünkü baktığımda yok, hayır, gramlarla her şey bütün birimler dönüştürülmüş olduğu için rahat bir şekilde evinizde de yapabilirsiniz. Mesela zorluk derecesini de görüyorsunuz sayfanın başında. Mesela bu yemek için zorluk derecesinde 5'lik bir skala üzerinden 3 diyorsunuz. O zaman zor mu? Zor bir yemek mi? Pişirmesi zor bir yemek mi? 1 ya da 2 olanları belki evde denemek lazım. 1 ya da 2 olanları belki ben yapabilirim. Yok, çok başarılı olursunuz muhtemelen. Ne kadar süredir aşçılık yapıyorsunuz? Yani başlangıç noktanız nedir? Eğer başlangıç noktasına gidecek olursam 8 yaşındayken, şimdi de 45 yaşındayım. 8 yaşındayken başladım, 45 yaşındayım. İnanamıyorum. 8 yaşındayken ne pişiriyordunuz? Ne yapıyordunuz? Anneannemle birlikte evde yemek yapıyorduk, yemek pişiriyorduk. 10 yaşındayken annem çalışmaya gidiyordu, işe gidiyordu. 10 yaşında, 10-12 yaşındayken ben diyorlardı ki işte makarna şurada, tavuk burada. Okuldan geldiğinde sen de bir şeyler pişirirsin, biz de yeriz diyorlardı. Çok zaman olmuyordu, zamanı olmuyordu yemek yapmaya. O şekilde öğrendim. Dolayısıyla beklentiler sebebiyle 8 yaşındayken küçükken yemek yapmak zorunda kaldınız ve daha sonra da
aşçı oldunuz o zaman. Dünyanın en çok istenen, talep edilen, rağbet gören aşçısı oldunuz. İyi para kazanıyor musunuz peki? Yani çünkü şöyle şeyler duyuyoruz. Çok çok başarılı, ünlü şefler, aşçılar çok kazanıyorlar. Doğru mu? Evet, doğrudur. Şimdi ünlü bir şefseniz eğer, sponsorluklarla birlikte ya da yaptığınız gösteriler, özel şeyler, belki yarım milyon dolar kazanabilirsiniz. Evli misiniz? Evet. Evet, çok da mutlu bir evliliğim var. Çok güzel Polonyalı bir hanımefendiyle evliyim. Çocuğunuz var mı? Hayır, henüz yok. Ama planlıyorsunuz, öyle planınız var. Çocuk sahibi olmak istiyorsunuz herhalde. İnşallah. Çok az Türkçe biliyorum. O zaman bu sohbeti Türkçe'ye bulunmuş. Süpersiniz. Yes. You're super. You understood what I said. Herhalde süper dediğimi anladınız. Evet, zannediyorum anladım. Peki evde kim yemek yapıyor? Ben yemek yapıyorum. Very lucky woman. Çok şanslı bir eşiniz var o halde. Evet, herhalde şanslı. Çünkü bütün konuştuğumuz şefler, aşçılar, yok evde ben yemeği ben yapmıyorum, iş işte kalır. Dolayısıyla da kadın yemek pişirir evde diyorlar. Yok, hayır, ben öyle düşünmüyorum. Çok da maço birisi değilim. Peki eşiniz ne işle meşgul? Eşim şimdi medya alanında master yapıyor, iletişim alanında. İtalyan edebiyatı okudu. Benden İtalyancası daha iyi, en azından yazımı daha iyi, ama siz de 7 dil konuşuyorsunuz. Evet, kendisi de 5 dil biliyor. Siz daha iyisiniz herhalde dil konusunda, ama kendisi Slav dillerini konuşuyor, biliyor. Daha zor diyorsunuz. Evet, daha zor kesinlikle. Şimdi stüdyoya gelmeden önce siz bir makale, bir yazı okuyordum. Türkiye'deki önemli şeflerden biri kendisi. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Beyaz gömlekli olan. There's a show herkesi Türkiye'de mesela bir program var, yemek programı. Ve jüri burada jüri olarak görev yapıyor, ama herkesi terörize ediyor. Yani neden? Ben de aynı soruyu sormak isterim kendisine. Çünkü mutfakta sürekli sert olmanız lazım, agresif olmanız lazım. Mutfakta demokrasi diye bir şey yoktur. Profesyonel mutfakta demokrasi diye bir şey yoktur diyor. Siz de onun gibi agresif bir şef misiniz? Herkese bağırır çağırır mısınız? Terör estirir misiniz? Ya da sakin misinizdir? Dürüstçe söyleyeyim size, açık konuşayım. Gordon Ramsay gibi bütün ünlü şefleri tanıyorum. Arkadaşlarım hepsi. Ve benim daha çok İnsanlara söylediğim şey, kendi disiplinini mutfakta empoze etmezsiniz. Yani kendinize güveniyorsanız, kendi çalışanlarınıza saygı gösteriyorsanız, saygı duyuyorsanız ve mesleğinize bir tutkuyla bakıyorsanız ve bu şekilde muamele ediyorsanız, bu tutkuyu etrafınıza da aşılıyorsanız, o zaman bağırıp çağırmaya gerek yok diye düşünüyorum. Buna yer yok diye düşünüyorum. Çünkü en nihayetinde insanlarla iletişimde olmanız lazım. Yani artık bu çağda çok yüksek kalitede insanlarla çalışıyorsunuz ve mesajınızı iletmeniz için buna gerek yok diye düşünüyorum. Mutfakta bu koordinasyonu söylerken, bu koordinasyonu sağlamaya çalışırken bağırmaya gerek yok. Bağırıp çağırmak tamamen bir enerji kaybı. Bunu iyi yemekler yapmakta harcamanız daha iyi olur diye düşünüyorum. Kesinlikle. Belki de bu yarışmayı, programı izlemeniz lazım. Daha sonra da bu şefin, aşçının ne kadar agresif olabildiğini belki de görmeniz lazım. Belki şöyle bakmak lazım. Gordon Ramsay'nin İngiltere'de ürettiği, ortaya koyduğu bir şey var ve pek çok ülkede bunu
kopyalamaya çalıştı. Bu aslında yani televizyon için yapılan bir şey. Yani eğlence maksatlı. Gerçek hayatta böyle değil diyorsunuz. Yani tamamen gösteri amaçlı. Yarışma amaçlı. Evet, istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. İsterseniz yarı çıplak çıkın. Mutfakta yarı çıplak yemek pişirin. Her şeyi yapabilirsiniz. Ama gerçek hayatta ise durum böyle değil. Anlayışlı olmanız lazım. Çocuklarınız varsa ve onlara her şeyi salmak, her şeyi vermek istiyorsunuz. Dolayısıyla yeni şeflerle, yeni aşçılarla çalışıyorsanız bunun çok güzel bir meslek olduğunu, güzel bir meslek olduğunu anlatmanız lazım. Yani yeni yıldız yaratmak mühim değil. İnsaniyeti anlatmak, bu mesajı yeni nesle iletmek çok çok önemli. Şunu her zaman hatırlamanız lazım. Evet, Avusturya'da pek çok başka ülkede eğittiğim aşçılar, şefler oldu. Benim de aynı şeyler başıma geldi ama ben böyle yetiştirmek istemem. Bu eski trend diyorsunuz artık. Evet, yeni trendde, artık modern çağda tutkuyla bakmanız lazım meseleye ve akılcı davranmanız lazım. Bu mesajı bir sonraki nesile güzel bir şekilde aktarmanız lazım ki bu meslekten nefret etmesinler, bu mesleği tutkuyla sevsinler. Ne kadar severlerse, ne kadar çok severlerse o kadar başarılı, o kadar tutkulu olurlar. Dolayısıyla mesela sadece ünlü olmak, bağırıp çağırmak gerçekten değil. Ben de bir şey söyleyemeyeceğim. Evet. Dilim tutuldu. We are shocked. Çok çok şaşırdık, etkilendik söylediklerinizden sizi dinlerken. Yes, it's true. Ama doğru, doğru şeyleri söylüyorum bence. Yani saygı göstermeniz, saygı duymanız lazım. Bütün bu okuduğumuz yazı aslında evet başarılı bir şef, başarılı bir aşçı. Ama terör esirmeniz lazım mutfakta diyor kendisi. Bağırıp çağırmanız lazım çırakların anlayabilmesi için. Anlamazsa zorlamanız lazım diyor. Hayır, ben katılmıyorum, aynı fikirde değilim. Bu herhalde dedim geleneksel bir şey, olağan bir şey diye düşündüm mutfakta. Şimdi bütün bu romantik kısmından bunu çıkalım, yani güzelliğinden, tutkusundan biraz çıkalım, işin özüne inelim. Bir şef, bir aşçı yaptığı iyi yemekler ya da yaratıcı olduğu için de başarılı bir şef olabilir ama bunun da dışında bu mesajı ne kadar iyi iletebildiğinizle de iyi bir şef, başarılı bir şef olursunuz. En sorunlu şeylerden bir tanesi mesela bir iş adamıysanız da zamanı nasıl kullanıyorsunuz, yatırımı nasıl kullanıyorsunuz bir kişiyi eğitirken? Aynı şey geçerli. Yani ne kadar zaman harcıyorsunuz çalışanlarınızı eğitirken? Çünkü diğer türlü para kaybedersiniz ve mutfakta da aynı şey geçerli. En önemli şey güven. Mutfakta en önemli şey güven. Çalışanınıza güvenmeniz lazım. Sürekli eğer insanlar girip çıkıyorsa o zaman başarılı birisi değilsiniz demektir. Ama uzun yıllar birileriyle aynı insanlarla çalışıyorsanız başarılısınızdır. Aslında şef olarak her zaman çalışanların, gençlerin, ya bu çok benim başıma gelmedi ama bakın bu da Türk bir geleneği, alışmışsınız buna, biz de aynı şeyi yapıyoruz. Dünyanın pek çok ülkesinde o kadar çok aşçıyı eğittim ki halen mesela bazıları Orta Doğu'da çalışıyor, hep beni ararlar ve herkes der ki Şef Gianfranco en gördüğüm, tanıdığım en iyi aşçı derler. Ben de işte önümüzdeki dönemde, önümüzdeki yıllarda beni bu şekilde hatırlamalarını istiyorum. Yani diktatör gibi değil de mesleğini çok seven birisi olarak hatırlanmak istiyorum. Bizim izleyicilerimiz için, Türk izleyicileri için de bir şeyler hazırladınız zannediyorum. Şimdi bizi izleyenler, pratik bir şey yapacaksınız herhalde bizi izleyenler için ama şunu söyleyeyim. Neden Türkiye'deyim şimdi? Çünkü bizi çok seviyorsunuz. Evet, tabii çok seviyorum. Belek'te çalışmıştım bir yıl otelde.
Tabii ki, tabii ki kalbim, yüreğim burada. Çok çok harika insanlar var. Çok da hızlı öğrenen aşçılar da var ama burada olmamın sebebi Kayra'nın bir organizasyonu için geldim İstanbul'a ve kitabımda bahsettiğim gibi farklı kültürlerin bir araya gelmesinden oluşan bir organizasyon olacak. O zaman kültürleri birleştirmeyi, karıştırmayı çok seviyorsunuz herhalde. Evet, buna bayılıyorum. Aslında bütün bu bulunduğumuz yerler bir takım kültürlerin kombinasyonu. Türkiye aynı şekilde Yunan kültürü var, Yunan mirası var, Roma İmparatorluğu'nun mirası var. Mesela çok çok güzel görünüyorsunuz çünkü kanınızda farklı kültürler var. Dolayısıyla bütün bu evrimin güzelliği kültürlerin bir takım şeylerin birleşiminden, kombinasyondan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Şimdi Türkiye'de olmamın sebebi de işte bütün bu İtalyan mutfağının başka kültürlere ait mutfakların birleşimini göstermek, bu kombinasyonu göstermek ve Türkiye'den de bu Kayra şaraplarını gösterebilmek, anlatabilmek çok çok güzel bir organizasyon. Peki şimdi ne yapacağız? Powder. Yes. Şimdi şöyle koyalım bunları. Şimdi tapioca yapacağız. And then becomes this. Actually, we are. I worked as a consultant. Bir danışman olarak çalışmıştım bir şirket için. Nişasta yapımında lider olan bir şirket için. Şimdi isterseniz ayağa kalkalım. Daha rahat çalışabilirsiniz. Şimdi nelere ihtiyacımız var? Dondurma yapmıştık. Çünkü her şeyi televizyonda yayın esnasında yapamıyoruz. Limonlu dondurma yapmıştım daha önce. Şimdi de pişirmeniz gerektirmeyecek bir şey. Soğuk bir şekilde hazırlanabilecek bir şey yapacağız. Evet, dondurmamız hazır. So what I'm going to do here is first we have the ice cream. Şimdi ne yapacağız? Evet, dondurmamız burada. Tabağımız önümüzde. Şimdi bir takım tatları karıştıracağım. Burada biraz tabii sıcaklık engelliyor ama çok çok hızlı bir şekilde biraz önce çikolata sosu koyacağız. Butter or clarified butter. Yani tereyağı gibi bazı olan malzemeler kullanıyorsanız eğer. Evet, açmamız gerekecek. Yeni olduğu için, daha önce kullanılmadığı için açmamız gerekecek. Evet. Niye bize böyle kapalı şeyler getirdiniz? Terör estirmek gerekmiyor mutfakta. Her şey önüme getirin, her şey hazır olsun. So, look, evet, şimdi çikolata sosunu koyduk ve daha sonra da bunu içine boşaltacağız. Karıştırıcı rica edebilir miyim? Lütfen uyumayalım, çabuk olalım. Am I doing right? Evet, doğru şeyi yapıyorum herhalde. Şimdi bu çikolata sosunu biraz kum kıvamına getireceğiz. Biraz daha yakınlaştırmam mı lazım? Yok, onlar zaten zoom yapacaklardır. Evet, herkes profesyonelce işini yapıyor diyorsunuz. Evet, biraz daha koyalım. Evet, daha sonra bu çikolata sosunu kum. Sandy ne olarak çeviriyoruz Türkçe'ye? Kum diyoruz. Çikolata kumu. Çikolata kumu. Evet. Evet. Tamam. Tamam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. So, of course this is gonna stick. Yeah. Evet, biraz daha karıştırmak gerekiyor. Biraz bunun tadına bakmanızı rica edeceğim. Çok lezzetli. Şimdi bunu karıştırırken çikolata sosu biraz da bir kuruyor. Kuru bir kıvama geliyor. Şimdi bakın. Şimdi bir tadına bakın. Delicious. Çok çok lezzetli.
It melts in your mouth and ağzınızda eriyor ve çikolatanın gerçekten tadına öyle. Daha sonra varıyorsunuz. Enteresan bir şekilde. This is a part of the famous technique of molecular cuisine. Bu işte moleküler mutfak dediğimiz şeyin bir yöntemi. Şimdi daha sonra bunları alıyoruz. Tabağa yerleştiriyoruz. Tabak düzeni de zannediyorum. Some people say that you need to design always the same plates. When you have a presentation, yes. But for me, evet, bazıları öyle söylerler ama tamamen bence tutkuyla alakalı. Yani her resim aynı olmaz. Şimdi bakalım dondurmayı koyabilecek miyiz? Evet, çok çok hızlı bir şekilde bunu üzerine koyacağız. Dondurmayı üzerine koyacağız. Bunu artık kaldırabiliriz ama şimdi biraz kenarını da temizleyelim. Yine kenarına belki biraz çikolata sosu. Simple. Çok çok basit. I like çok çok basit. For example, something came along without telling anything and hiç birilerinin bir şey söylemesine de gerek yok. Hemen bakın çok çok basit, çok hızlı bir şekilde ve lezzetli bir şey hazırlayabiliyorsunuz, yapabiliyorsunuz. Peki dondurma olmadan neyle mesela karıştırabiliriz bunu? Meyveyle yapabilir miyiz? Meyveyle yapabilirsiniz. Onun dışında normal bildiğimiz çikolata veya espresso ile yapabilirsiniz. Türk kahvesiyle de yapabilirsiniz. Ya da bunun dışında espresso ile dediğim gibi yapabilirsiniz. Yanına isterseniz yine dondurma koyabilirsiniz. İstediğiniz her şeyle, meyvelerle aynı şekilde yapabilirsiniz. Ananası mesela siz herhalde her gün spor salonuna gidiyor gibi görünüyorsunuz. Formuna dikkat eden biri olarak meyvelerle bunu yapabilirsiniz. Yanına dondurma da koyabilirsiniz. İstediğiniz her şeyle yapabilirsiniz. İnanamıyorum, çok çok basit, çok hızlı bir şekilde yaptınız. Siz mesela bir restorana gittiğinizde, bir şeyler yediğinizde çok eleştiriyor musunuz? Tabii ki, tabii ki çok eleştiriyorum. Tabii eleştiriyoruz. Yani bu önüne geçemediğiniz bir şey oluyor. Yani profesyonel olarak bu işi yapıyorsanız, bir restorana gittiğinizde o mutfağa bakıyorsunuz, nasıl yapıyorlar bunu, yakından inceliyorsunuz veya çalışanlarını nasıl eğitiyorlar, buna bakıyorsunuz. Mesela bir restorana gittiğinizde ilk dikkatinizi çeken şey, ilk baktığınız şey nedir? Hizmet ve tebessüm. Yani müşteriler nasıl karşılanıyor? Göz teması kuruluyor mu? Ya da işte sizi burada görmekten mutluyuz bakışı oluyor mu? Atmosfere, ortama bakıyorum. Yani hedef nedir? Müşteri hedefi nedir? Müşteriler ne kadar mesela mutlu? Ona bakıyorum. Daha sonra da menüye bakıyorum. Restoranın menüsüne bakıyorum. Siz şimdi beraber yemek yeme fırsatınız oldu mu diğerlerde? Sabahleyin çok küçük ama bundan sonra devam olacak. İnsan korkar bir şey yerken. Dediniz mi? Şimdi göreceğiz. Aslında çok gördüğünüz gibi çok samimi bir insan. Şeker. Ve yani anlattıklarından da yani konuyu ne kadar içine sindirdiğini de hissediyorsunuz. Yani evet. Bu güveni olmasa aslında bu kadar rahat da olunmaz herhalde. Tabii onun yanında öğreneceğimiz de çok şey var diye düşünüyorum. Doğru söylüyorsunuz. We are talking about you. Sizden söz ediyorduk biz de. Evet, anlamıştım zaten. Herhalde şaşırtmadı bu sizi ama çok çok tatlı birisi olduğunuzu söyledi. Evet, teşekkür ederim. No, it's time for commercial. Şimdi artık reklam zamanı, ara vermemiz lazım. Her televizyonun yayınlaması gereken bir şey. Evet, birisinin de para ödemesi lazım. Şimdi bir reklam arasına gidelim. Dönüşte de izleyicilerimize hoşça kalın diyeceğiz ve daha sonra da size teşekkür edeceğiz. Şimdi reklam arası. See the empty plate. Şimdi tabağı boş görüyorsunuz. If I had a nickel for every time I saw that.
dibi neredeyse görmüyor, yalanmış bir şekilde. Çok çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Çok memnun oldum ben de. Sizinle tanıştığıma da çok memnun oldum. Türkiye. Türkiye. Teşekkür ederim. Türkiye diyorsunuz. You love Turkey also. We Türkiye'yi love you in Turkey. So come again. Sizi çok sevdik. I will always come. Tekrar yes. gelin. Yes, mutlaka that's geleceğim. That's a very big and beautiful promise. Yes. Çok çok büyük bir vaat oldu bu. Çok çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Bize gerçekten böyle keyifli vakit geçirme olanağı tanıdığınız için. Yarın o yemeklerden yiyecek olanınız şanslı İstanbullulara. Buradan kınıyorum. Neden diyorum? Biz de neden orada değiliz diyorum. Ben de gideceğim yarın yiyeceğim. Aa, olmaz öyle diyorum. And by this book I will be a big chef, isn't bu, it? Yes. Kitapta yes. o zaman başarılı bir aşçı olabilirim diyorsunuz. Evet, o zaman imzalar mısınız? Benim için evet. İmzalıyor. Yes. Tekrar görüşelim sevgili seyirciler, sizleri çok seviyoruz. Yalandan imzalanmış olan kopyamla birlikte. Çok keyifli bir hafta sonu geçirin. Bugün annelerimizin, tüm annelerimizin ellerinden, gözlerinden, yanaklarından öpüyorum. Herkesin bu mutlu günü çok güzel geçsin. Hoşçakalınız.